vardır, mutlaka vardır. Ne? Vardır. Tabii ki o da bizle uğraşıyor. Tabii önce kendimize aday bulalım. Bu bir gerçek. Ama bundan sonra tabii ki ben inanıyorum ki Orçun'un geleceği daha güzel olacak. Onun için ben burada fazla meşgul etmiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Muhtarımıza teşekkür ederiz. Şimdi Çukur Çimen Köyü muhtarı Sayın Sinan Şahin'in konuşmaları için sahneye davet ediyoruz. Buyurun muhtarım. Sevgili Orçunlu kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu katılımların daha etkili, daha güzel bir şekilde olması dileğiyle hepinize saygılarımı sunarım. Tekrar hoş geldiniz. Evet, muhtarımıza teşekkür ederiz. Söğütlü Köyü muhtarı. Evet, var mı Söğütlü Köyü muhtarı? Şu an Yaylabele muhtarı aramızda. Cemal Karakuş Bey'i davet ediyoruz. Değerli Orçunlular, hepiniz hoş geldiniz. Değerli canlar, hepiniz hoş geldiniz. Ramazan bayramınızı kutlar, el işten birlikte saygılarımla sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada Çamlı Mülk Köy muhtarı aramızda mı? İhtiyar heyetinde varsa bir arkadaşımız. Evet. Değerli bacılar, kardeşler, değerli Orçunlular, bizim bir muhtarımız var, o herhalde bir grip olmuş, gelemedi. Ben burada bulundum, artık sizi sevgi, saygıyla hepinize hoş geldin derim. Diyorum ki, söyle kardeş, söyle hele bakın şu Orçun'a, küçük küçük köyler. Her bir köyde baykuşlar öter, söyle kardeş söyle, bu yol gitmez böyle. Çünkü niye bu yol gitmez böyle? Bakıyoruz biz hepimiz bir şeye dağılmışız. Ne sağımız belli, ne solumuz belli, ne köyümüz belli, ne yolumuz belli. Yani biz istiyoruz ki Orçun dediğin zaman, Şadırlı dediğin zaman aklına acaba ne gelirdi eskide? Ama şimdi bakıyorum ne o Orçun var, ne o Şadırlılar var, ne o halk var, ne o insanlar var. Hepsi dağılmış, kimse kimseyi tanımaz. Yani bu sonumuz, bu yolumuz, bu şey nereye gidecekse bilmiyorum. Acaba Allah desek, Allah bu işin bir ilgisi yok. Allah diyor ki beyin verdim, akıl verdim.